Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat, Kanal 23 ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bizlerle birlikte. Kanal 23'ten çok değerli arkadaşımız Ceylan Tümen ile yayını yapmış olacağız. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim Furkan Bey, sağ olun. Ceylan Hanım size de merhaba. Hoş geldiniz Ceylan'ım sizler de. Sayın Vekilim, yarın 29 Ekim'i kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümü. Sizler her dini ve resmi bayramda Elazığ'da olduğunuz gibi yine bu kez de Elazığlı hemşerilerinizi bu bayram törenlerinde yalnız bırakmayacaksınız. Neler söyleyeceksiniz Cumhuriyetimizin? Evet tabii Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutlamak isterdik ama hem TUSAŞ'taki saldırıdan kaynaklı, hain terör örgütünün saldırısından kaynaklı, hem de yıllardan beri gelen o eski geleneklerimizi, bayramlarımızı ne yazık ki yaşama şansımız olmuyor artık. Yani eskiden her bizim milli bayramımızda Elazığ'da Fener alayları olurdu. Askeri bando geçiş yapardı, askeri işte konvoylar yapılırdı. İşte esnaf sanatkar odalarının her meslek dalından ayrı ayrı meslektaşların, kurumların, odaların temsilcileri işte kamyonların üzerinde Fener alayı şeklinde güzel otobüsleri süslerlerdi, kamyonları süslerlerdi, geçit töreni olurdu. Çok heyecanlıydı ve o gün herkes en güzel elbisesini giyerdi. Çocuklarıyla, aileleriyle birlikte Gazi Caddesi'ne gelirlerdi, orada genelde yapılırdı. Gazi Caddesi aydınlatılırdı, güzel günün anlamına ve önemine uygun aydınlatmalar yapılırdı, süslemeler yapılırdı ve çok coşkulu kutlanırdı. Ama ne yazık ki şimdi yalnızca resmi tören, çelenk koyma töreni, işte valilikte kabuller gibi böyle çok sıradanlaştı. Yani eskiden böyle değildi. Beklentimiz Cumhuriyetimizin 101. yılında da bunu kutlayamadık ama inşallah bundan sonraki yıllarda daha coşkulu, eskiden olduğu gibi Fener alaylarının olduğu, vatandaşlarımızın katıldığı, coşkuyla kutladığı milli ve dini bayramlarımızı kutlarız. Efendim şimdi söylerken aklıma gelmişti. Siz bir konser sözü de vermiştiniz ama... Geçen sefer onu verdik işte 30 Ağustos'ta yapacaktık ama 30 Ağustos resmi törenlerinden dolayı aslında Lokantacılar Odası'yla birlikte yapacaktık bunu. Ama sarkınca program da sarktı. Program sarkınca Lokantacılar Odası'nın etkinliği Salçalı Köfte Festivali ile bütünleştirerek bir etkinliğe katkı sunduk biz. Çünkü 30 Ağustos'ta şöyle bir şey demişti bize, işte o alanı tahsis edemeyiz çünkü resmi törenler orada yapılacak, çelenk koyma törenleri falan. Onun için yer tahsisiyle ilgili sorun yaşamıştık, yapamadık. Ama bundan sonra bu yine uyarınızı ciddiye alalım. İnşallah bir dahaki sene ya birkaç gün öncesinden ya da birkaç gün sonrasından artık belediyemiz ve valiliğimiz eğer bu coşkulu kutlamaları yapmazsa ilim milletvekili olarak bu işe ben bir el atayım. Peki inşallah. Sağ olun. Sayın Vekim tabii ülke gündemi de oldukça hareketli. Özellikle siyasi noktada yapılan açıklamalar var. Sizin de bugün geçtiğimiz gün mecliste yapmış olduğunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından mecliste yapmış olduğunuz bir konuşma var. Dilerseniz o konuşmayı ekranlara getirelim, izleyeceğimizle birlikte seyredelim. Ardından programımıza devam edelim. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında benim konuşmam tezkereyle ilgili değil, tam tersine geçen hafta Türkiye'de başlayan süreçle ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Ben 90'lı yıllardan itibaren bölgede çok aktif siyaset yapan ve bölgeli iç içe yaşayan birisiyim. Doğal olarak bugün parlamentoda her siyasi partinin siyasete bakış açısı, değerlendirmesi, politikaları doğal olarak birbirinden farklı. Hatta parti içinde bile biz milletvekillerinin konulara bakış açısı, siyaset dili, siyasetteki yorumları birbirinden farklı. Ben kendi bakış açımla bölgede yaşadığım gerçekleri objektif değerlendirerek sizleri bilgilendirmek isterim. Çünkü aslında 90'lı yıllardan itibaren gelen o bölgede yaşanmışlıklar var. Bunu zaman zaman dönem dönem meclis kürsüsünde ifade ettim ama zamanın darlığından dolayı çok detaylı anlatamamıştım. Bugün 10 dakika süremli olması bu konuyu biraz daha detaylı anlatmam için bir vesile oldu. Bölge gerçekten geçmişten bugüne kadar birçok sorunlar yaşadı. Bu sorunların temelinde hem hükümetlerin yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı aldıkları tedbirlerden kaynaklı hem de bölgede terör örgütlerin dönem dönem çok etki alanı oluşturduğu ve insanlar üzerinde, yerleşik halk üzerinde uyguladığı antidemokratik uygulamalar, insanlık suçu, bölgede yaşanan cinayetler, bölgede yaşanan bir takım olumsuzluklardan kaynaklı bölgede bugüne kadar birçok sorun yaşandı. Bunların birkaçıyla ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Önce 90'lı yıllarda yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı o bölgede yaşanan mağduriyetleri anlatmak isterim.
Bunlardan en büyük bana göre bölgede yaşanan yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı sorunların başında ne derseniz birincisi köy boşaltmaları. O yılları hatırlayın, binlerce köy boşaltıldı ve 5 milyon nüfus zorunlu göçe tabi tutuldu. Ve o insanlar kendi kaderine terk edildiler. Bir devlet eğer güvenlik gerekçesiyle, bunu geçen konuşmamda da ifade ettim ama tam anlatamadım. Kendi güvenlik gerekçesiyle bir köyü boşaltması gerekirse boşaltır. Devletin böyle bir hakkı da yetkisi de vardır. Ama devlet kendi vatandaşını kaderine terk edemez. Buna birkaç örnek vereyim. Birincisi, eğer devlet bir bölgede baraj yapacaksa, o baraj sahası içerisinde sizin özel mülkiyetiniz varsa bile kamulaştırır, bedelini öder, barajı oraya yapar. Veya belediye bir yerden yol geçirecekse, o yol güzergahında sizin özel mülkiyetiniz, konutunuz dahi olsa kamulaştırır, bedelini öder, o yolu oradan geçirir. Eğer güvenlik gerekçesiyle köyü boşaltacaksan, insanları kendi kaderine devlet olarak terk edemezsin. Ne yapacaksın? Ya onları aynı şartlarda iskana tabi tutacaksın. Yani biz 5 milyon Suriyeli mülteciyi Türkiye'ye getirip devletin bütün imkanlarından faydalandırdık. Türkiye'de birçok, daha doğrusu sınır ötemizde yaşanan olaylardan dolayı birçok soydaşımızı Türkiye'ye getirdik. Onlara yaşamlarını devam ettirecek altyapıyı sunduk. Ama kendi yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşadığımız, Çanakkale'de birlikte şehit olduğumuz, İstiklal Savaşı'nda birlikte şehit olduğumuz yurttaşlarımızı kendi kaderine terk ettik. Bu doğru bir yaklaşım değil. İkincisi, 90'lı yıllarda hatırlayanlar var mı? Ben 26. dönem Tunceli milletvekiliydim. O dönemde Tunceli ile çok sıkı fıkı ilişkilerim vardı, gider gelirdim. Gıda ambargosu denilen bir ambargo uygulandı. Yani köylü istediği zaman evine istediği erzağı götüremez. Kiloyla, un kiloyla, şeker kiloyla, gıda kiloyla. Diğer taraftan köy isimleri değiştirildi. Ya benim yazdığım Ege'de, Ege'yi gezin, Ege'deki bütün köylerin, bütün turizm alanlarının, yaşam alanlarının tabelaya baktığınız zaman iki ismi var. Bir, oranın tarihten gelen süreçten kaynaklı, işte Rum köyü ise eski ismi vardır. Altında da Türkçe vardır. Ama geçmişten herkesin kendi kültürüyle, tarihiyle, gelenekleriyle ifade ettiği köy isimleri de değişti. Olabilir, değişmeye ihtiyacı hissedebilir misin? Olabilir. Yaz kardeşim, üstüne eski ismini yaz, altına da Türkçe ismini yaz. Şimdi bu sorunlar doğal olarak o bölgede vatandaşların devlete karşı olan güvenini sarstı. Bugün en büyük sorunlardan birisi de o. Yani vatandaşın devlete karşı olan güveni yok. Siyaset kurumuna karşı olan güveni yok. Peki bunlar olurken, devlet tarafından yanlış güvenlik politikalar olarak uygulanırken o bölgede terör örgütleri ne yaptı? Vallahi ne çocuk dinlediler, ne çağ dinlediler, ne kadın dinlediler, ne yaşlı dinlediler, ne genç dinlediler. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi katlettiler. Bu da bir gerçek. Ve bunlar uluslararası gizli servislerin de uşağı. Bakın, 40 yıllık bizim terörle mücadelemizde teröre harcadığımız para kamu bütçesinden 1,5 trilyon dolar. Özel sektör iş kaybını da koyduğunuz zaman 2 trilyon dolar, bu ülkenin ekonomik zararı var yalnızca parasal olarak. Bugün bizim iç ve dış borcumuz, özel sektör ve kamu borcumuz ne kadar? 500 ile 600 milyar dolar arasında. Bu paranın siz Türkiye'de yatırıma dönüştüğünü, istihdama dönüştüğünü, kalkınmaya dönüştüğünü düşünün. Türkiye bugün ne noktada olurdu? Bizim farklılıklarımız olabilir. Siyaseten de olabilir, inansal da olabilir, kimlik olarak da, etnik yapıda olarak da olabilir. Ben Tunceli kökenliyim ve Alevi bir aileden gelen birisiyim. Biz Türk olabiliriz, biz Sünni olabiliriz, biz Kürt olabiliriz, biz Zazı olabiliriz, biz Çerkez olabiliriz, Gürcü olabiliriz, Yörük olabiliriz. Hepimizin soyu, sopu, kendi onurumuz, şerefimiz. Ama bizim hepimizin ortak bir tek kimliği var. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Bu ülkenin yurttaşı olmak hepimizin ortak kimliğidir. Ve bu devlet de, bu ülkede yaşayan her yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkını anayasal güvence altına almak zorunda. Ben bu sürecin değerlendirilirken Türkiye için bir fırsat olacağı düşüncesindeyim.
Ama bunu terör örgütlerine verilen bir taviz olarak değil, bölge insanlarının gerçek taleplerinin karşılanarak eşit yurttaşlık hakkıyla geçmişte gelen bütün mağduriyetlerinde çözülerek bu sürecin tamamlanması ve yürütülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Sayın milletvekilleri, bu devlet hepimizin, bu ülke hepimiz ve biz bu ülkenin yurttaşları olarak kendi ülkemizde huzuru istemez miyiz? Kendi ülkemizde barışı istemez miyiz? Biz 90'lı yıllarda Tunceli'de babamızın, dedemizin mezarına gitmeye korkardık. Ben 2015 yılında Tunceli'de milletvekili adaydım. Her bölgeye gidemezdim, gezemezdim. Ve geçmişte o bölgede yaşanan, kimin ne yaptığı belli olmayan birçok olaylar da oldu. O bölgede aynı zamanda başka gerçekler de var. Faili meşhur cinayetler var. Yargısız infazlar var. Kamu adına görev yapan yöneticiler, devlet adına görev yapan yöneticilerin kişisel inisiyatif ile işledikleri insanlık suçu da var. Eğer biz gerçekten bugün yeni bir sürece katkı vereceksek, yeni bir süreci değerlendireceksek, biz o günlerden bugünlere gelen bütün süreci iyi analiz ederek, iyi değerlendirerek geleceğe yönelik yeni bir kurgunun oluşması lazım. Dün Sayın Genel Başkanımızla birlikte, milletvekili grubumuzla birlikte Diyarbakır'daydık. Sokak sokak gezdik. İnanın bu açıklamalar doğuda, Diyarbakır'da heyecan yaratmış. İnsanlarda bir umut var, bir beklenti var. Ama aynı zamanda güvensizlik de var. Yani yeni bir çözüm sürecinin olumsuzluğuyla karşılaşmayalım diye yeni bir umutsuzluk, daha doğrusu güvensizlik var. Ve bu sorun çözülmeli. Doğu Güneydoğu'da yalnızca sorunu terör meselesi olarak değerlendirmek de tek başına yeterli değildir. Bölgenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bölgenin yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ihtiyacı var. Bölgenin tarım politikalarının geliştirilmesine ihtiyacı var. Bölgenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ihtiyacı var. Bu değerleri de düşünerek bölgede yeni bir kalkınma hamlesiyle siyasi, ideolojik, etnik kimliğe dayalı değil, 85 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde herkesin geçmişe yönelik hakkını, hukukunu da arayarak ama bu ülkenin değerlerinden asla taviz vermeyerek, ne devletimizin varlığından, ne vatanımızın bölünmez bütünlüğünden, ne de milletimizin birliğinden, beraberliğinden taviz vermeyerek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını herkesle kabullenerek bu sorun çözülmelidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet Sayın Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğunuz konuşmayı bir kez daha dinledik. Şimdi bu konuşmada yaptığınız, kullandığınız cümleler oldukça önemliydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra aslında bu değerlendirmeyi yaptınız ve açıklamanızda bu sürecin Türkiye için bir fırsat olacağını ama terör örgütlerine de bir taviz olmaması gerektiğini vurguladınız. Bunu biraz açmanızı istiyorum. Bir de doğuda bu açıklamanın bir heyecan yarattığını söylediniz. Buna da biraz değinmenizi istiyorum. Evet, birincisi şunu söyleyeyim. Bu konuşma aslında yalnızca benim mecliste yaptığım konuşma değil, Elazığ'ın sokaklarında da yaptığım konuşma. Ulusal kanallarda yaptığım konuşma. Çünkü bir siyasetçi bir yerde bir şey konuşuyorsa her yerde de açık yüreklilikle aynı şeyi konuşmalı. Diyarbakır'daydım, Diyarbakır'da da aynı konuşmaları yaptım. Gittiğim her yerde ben önce şunu söylüyorum. Ben terör karşısında devletten yana taraf olmuş bir milletvekiliyim. Yani benim için önceliğim devletim. Bunu Diyarbakır'da da söylüyorum, bunu Batman'da da söyledim, bunu Bingöl'de de söyledim, mecliste de söyledim, Elazığ'ın sokaklarında da söyledim. Bu devlet hepimizin. Bu vatan hepimizin ve devletimizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak milletvekili olarak hepimizin asli görevi. Ben Elazığ milletvekiliyim. Yani ben genel merkezin söylemleri karşısında düşüncesi olmayan, izleyen, bekleyen, yorum yapamayan bir milletvekili değilim. Ben Elazığ'dan yetki almışım, Elazığ'ın siyasi duruşunu da, milli duruşunu da bilen birisiyim. Bana düşen o duruşa sahip çıkmak ve Elazığ'ın düşüncelerini, duruşunu parlamentoda açık yüreklikle ortaya koymak. Bunu yaparken de ülkenin geçmişten bugüne kadar gelen hem ülkenin ekonomisini hem insan kaybını en acılı şekilde bu süreçle ilgili bütünleşerek doğru bir analiz yaparak, yani meseleyi yalnızca bir terör meselesi olarak görmenin doğru olmadığını, meselenin yalnızca terör örgütünün başıyla
görüşülerek çözülmesiyle ilgili bir sürecin doğru bulmadığını ama bölgede bir sorunun olduğunu, bölgede bir beklentinin olduğunu, artık Türkiye bu işlerle uğraşmaması, artık şehitlerin gitmemesi, annelerin alamamasına yönelik bir yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyaç var mı? Var. Ama bunu yaparken asla ve asla terör örgütleri ve terör örgütünün başı muhatap alınarak olmamalıdır. Bu işin çözüm yeri neresidir? Bu işin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İstiklal Savaşı, işte Cumhuriyetimizin yarın 101. yılını kutlayacağız. İstiklal Savaşı'nı kim verdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi. Parlamentodur. Ve o parlamentodaki her milletvekilinin düşüncesi aykırı da olabilir. Farklı da olabilir, yanlış da olabilir bize göre. Ama herkes orada özgürce konuşmalı ve sonuçta konuşmamda dediğim gibi ama hepimizin 600 milletvekilinin ortak iradesi, devletin varlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Şimdi hepimiz farklı mezheplerden, farklı etnik kimliklerden, farklı soydan gelebiliriz. Konuşmamda da açık ifade ettim. Yani biz Alevi olabiliriz, biz Sünni olabiliriz, biz Türk olabiliriz, biz Kürt olabiliriz, Lazı olabiliriz, Çerkez olabiliriz, Lazı olabiliriz. Ama hepimizin ortak bir tek kimliği var. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olurken de önceliğimiz ne? Önceliğimiz devletimizin varlığı. Yani devletimizin güçlü olması için, devletimizin varlığını daha var olmak, daha güçlü etmek, kılmak adına bizim hepimizin ortak noktada buluşmamız lazım. Ama katılmadığım, bu süreçle ilgili katılmadığım, tepki verdiğim en önemli şeylerden birisi ne derseniz, yani terör başının, eli kanlı katilin meclis kürsüsü, meclis çatısı altında getirilmesi, konuşması fikrini bile doğru bulmuyorum. Bu asla doğru değil. Yani bizim muhatabımız bir haksızlığa uğrayan bir işte bir edebiyatçı değil, bir sanatçı değil, işte bir kanaat önderi değil, katil. Yani hüküm tutuklu, cezasını almış, 30 bin kişinin idamından yargılanmış, cezaevinde yatan bir katilin mecliste konuşturulma düşüncesini bile asla doğru bulmuyorum. Ve günü geldiğinde eğer inşallah karşılaşmayız böyle bir tabloyla, ama karşılaşırsak Elazığlı hemşerilerimiz merak etmesin. Onların orada Elazığlı bir milletvekili var. Gerektiği zaman en sert şekilde tepkisini de koyar. Bununla ilgili en sert açıklamasını da yapar. Merak etmeyin. Bu konuda hiç kimsenin bir tereddüt olmasın. Ama önemli olan şu, yani ben şunu görüyorum. Ya herkesin ağzı dili tutulmuş. Ya Elazığ sokaklarında milliyetçi olmak kolay. Ankara'da milliyetçi olmak kolay. İstanbul'da milliyetçi olmak kolay. Lafta milliyetçilik kolay. Ama milli bir duruşa, milli bir söyleme gelince, yani konuşulması gereken bir konu gelince herkes lal oldu bir anda. Kimse yorum yapmıyor, kimse konuşmuyor. Kimse bu işin gerçek yüzünün ne olduğunu bilmiyor. Yani tamam, bununla ilgili bir sürecin gelişmesine, planlanmasına ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Yani kim ister ki ülkede huzursuzluk olsun, ülkede terör örgütleriyle, terör örgütlerinin eylem yapılabilir bir alana dönüşmesini, can güvenliğinin olması, işte televizyonda söyledim, meclisteki konuşmamda söyledim. Ya babamızın, dedemizin mezarına gidemiyordu korkudan. Yani PKK'nın korkusundan, terör örgütünün korkusundan. Yani ilçeler arası ulaşım yoktu. Ya demek ki bu insanlar kendisi gibi düşünmeyen birçok insanı da bu bölgede katlettiler. Yani şimdi faili meçhul cinayetlerde bu bölgenin gerçeğidir, yargısız infazlar da bu ülkenin gerçeğidir. Yetkilerini yanlış kullanarak kamu adına görev yapan birçok yöneticinin yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı, tutumlarından kaynaklı birçok sorun yaşamıştır bu bölgede. Bu bölgede askerimizin, polisimizin şehit edilmesi de bir gerçektir. Doktorlarımızın, öğretmenlerimizin şehit edilmesi de bir gerçektir. Yani olayı bir bütün olarak düşüneceğiz. Olay tamam, bu bölgede bunlar olurken batıda da şehit aileleri var. Şehitlerimiz var, onların yakınları var. Biz toplumun bu sorunun çözümüyle ilgili ortak bir iradenin oluşmasını istiyorsak ama her şekilde o toplumun düşüncelerini de göz ardı edemeyiz. Yani bu toplumun ödenmiş bir bedeli de var. Yani terör örgütüyle mücadele devam etmelidir. Ve şu da var, yani terörle mücadele ayrıdır. Ama bundan kaynaklı bölgede yaşanan sorunların çözümüyle ilgili üreteceğiniz politikalar farklıdır. Terör örgütüyle bunu açık kamuoyuna açıklamanıza da gerek yok. Devletlerde her zaman bunlar yapılır. Yani ülkeler bile savaşırlar. Ama savaş bittikten sonra otururlar, masaya otururlar. Terör örgütleriyle sizin bir masaya oturarak bunları kamuoyuna açık bir şekilde yapmanız, deklar etmeniz doğru değildir. Yani o devletin, MIT'in, istihbaratın özel işleridir. Ama önemli olan burada bence buradaki vatandaşın beklentilerinin olduğunu doğru tespit etmek. Ya ben size mesela dinliyorum. Evet, bölgede siyaseten ifade edilecek bir dille söylemem gerekirse
İşte uzun yıllardan belli bu bölgede yaşanan sorunlarla ilgili işte Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğuna dair bir ifade var siyaseten. Öyle değil mi? Yani televizyona çıkan yorumcular, siyasetçiler bunu ifade ediyorlar. Şimdi bölgede Kürt siyaseti adına siyaset yapan bir de parti var. DEM Parti. Şimdi ben bir tek gün duymadım. Yani bu Kürt sorunuyla ilgili, çözümüyle ilgili ne bekliyorlar? Ya talepler ne? Veya bu sorun konuşulurken neleri konuşmamız lazım? Yani şu anda içi doldurulmuş. Ben bu ülkenin milletvekiliyim. Yani bu sürecin arkasında neyin olduğunu ben bilmiyorum. Sorunun ne olduğunu ve neler olduğu konusunda bir görüşmenin, bir bilgilendirmenin de olduğunu bilmiyorum. Tamam, bir sorun var ama bu sorunla ilgili tespitlerimizi bir doğru yapalım. Talepler ne? Yani ne isteniyor? Şimdi eğer o talepler bilinmezse, bilinmeyen talepler üzerinden bir değerlendirme yapmak çok doğru değil. Yani talep ne? Yani bu sorunun çözüm noktasındaki talep ne? Yani talep yalnızca bir terör, el kanlı bir terör örgütünün başının ona işte bu umut hakkının verilmesiyle ilgili yeni bir yasal düzenlemesi. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın, ben 15'te buna hayır derim ve sonuna kadar da mücadele ederim. Ama eğer bu bölgede insanların geçmişten gelen bütün mağduriyetlerinin giderilerek bir kardeşlik bir ruhunun yaşatılması, vatandaşlıkta eşit yurttaşlık hakkının yaşatılması, geçmişten bugüne kadar yaşanan bir daha olumsuzlukların yaşanmamasına yönelik milletimizin varlığı, birliği, diriliği, bütünlüğü ise tabii ki evet diyeceğiz. Ama bu yalnızca bir terör örgütünün eli kanlı katil başı üzerinden giden bir süreç olarak gidecekse vallahi hiçbir şartta ve koşulda biz, kendi adıma söyleyeyim, partim de aynı düşüncede, asla bu süreci doğru değerlendirmeyiz ve tepkimizi veririz. Terörle mücadele başka bir şeydir. Ama terörle mücadele edilirken bu bölgede yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir uzlaşmaya, bir kalkınmaya, toplumla toplumsal barışın sağlanmasına yönelik bir ihtiyaçların doğru sıralanarak tespitiyle ilgili sürecin tamamlandıktan sonra birlikteliğe ihtiyaç var mıdır? Vardır. Bizim farklılıklarımız olabilir. Farklılıklarımızı ayrılık olarak düşünmek doğru değildir. Tam tersine farklılıklarımızı kültürümüzün zenginliği olarak düşünüp ortak değerlerde buluşabilmeliyiz. Ortak değerlerde buluşmanın yolu da terör örgütleriyle onlar üzerinden giden bir pazarlık, bir uzlaşma değil. Bu bölgede yaşayan insanların ortak taleplerinin dinleyerek, anlayarak çözüm getirmektir. Ve geçmişte bunun en güzel örneği işte 2015 yılında yine bir çözüm süreci yaşandı. Çözüm sürecinde işte ılımlı bir hava esti denilirken ama gördük ki terör örgütü bütün kırsala mühimmat yığınağı yaptı. Yolları kestiler, askerimizi şehit ettiler, polisimizi şehit ettiler ve birçok olaylar yaşandı, birçok acılar yaşandı. Yani terör örgütü boyutunu ayrı değerlendirmek lazım ama bölgenin ihtiyaçlarını, geçmişten kaynaklanan sorunları ile ilgili ihtiyaçlarını tespit ederek bir ortak akılla, ortak bir menfaat düşünerek çözüm yaratmak ayrı bir şeydir. Şimdi siz 22 Ekim tarihinde sosyal medyadan yapmış olduğunuz konuyla ilgili açıklamada biraz sert bir açıklama aslında yaptınız. Ve orada şartlar ne olursa olsun terör örgütü başının meclis çatısı altında konuşturulması cumhuriyetimize ve ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür dediniz. Evet, aynı. 3 gün sonra mecliste bir konuşma yaptınız, az önce de ekranlara gelen. Biraz daha böyle sakin bir konuşma. Ama şeyi ayırıyorum orada. Evet, ya yani orada terör, söyleyeceğim. Terörü ayırıyorum. Evet. Ya terör ayrı, yine aynı şeyi söylüyorum. Terörle mücadele ayrıdır. Yani Abdullah Öcalan'a karşı bir sürecin işletilmesine yönelik bir süreçse ben kesinlikle ve kesinlikle buna karşıyım. Ama geçmişten gelen yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı, terör örgütünün eylemlerinden kaynaklı, bölgede yaşanan bir mağduriyetin çözümüyle ilgili bir irade varsa yanındayım. Yine aynı noktadayım. Ama hiçbir şartta ve koşulda o eli kanlı katilin meclis çatısı altına girmesi ve konuşmasını asla doğru bulmam, düşüncesini bile doğru bulmam. Elazığ milletvekili olarak, bu kentin değerlerine sahip olan birisi olarak onun karşısında her zaman dik dururum. Evet. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Ama yaşadığımız zaman bilin ki o parlamentoda en sert tepkiyi verecek kişilerden biri benim. Ya mecliste böyle bir konuşma olursa siz tepki göstereceğinizi ifade tabii canım, böyle şey olur mu yani? Ona durup da dışarıdan seyredecek miyiz? Yani öyle şey olabilir mi? Ve ayrıca bence bu ilin 4 milletvekili dışında 4 milletvekili var. Diğer arkadaşlarımız da bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri lazım. Öyle bir şey olabilir mi yani? Olur mu sen, peki? Sen bu ülkede binlerce insanın katili olacaksın ve bu ülkeye ekonomik olarak da, siyasi olarak da, insan kaynağı olarak da bir sürü zarar vereceksin. Sonra onun özgürlüğüyle ilgili gelip mesaj vermesiyle ilgili mecliste biz ona gerekli zemini hazırlayacağız. Gelecek mecliste konuşma yapacak. Böyle peki, bir şey olabilir. Olur mu sizin siyasi tecrübenizle? Yani konuşulan olmaması gerekiyor.
Yani olmaması gerekiyor. Bu belki bir düşünce olarak ifade edilmiş olabilir. Yani ama hiçbir şartta ve koşulda olmaması gereken bir düşüncedir ve ifadedir. Hı hı. Asla kabul edilemez. Şimdi buna bağlı olarak da biraz değerlendirirsiniz. Belki bilmiyorum sizin yorumunuz nasıl olur. TUSAŞ'a bir saldırı gerçekleştirildi. Zamanlamayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu saldırıyı nasıl yorumluyorsunuz? 5 şehidimiz var. Böyle bir saldırıya sizin yorumunuz ne olur? Ceylan Hanım, bu terör örgütlerinin hepsinin bağı uluslararası gizli servislerdir. Bu uluslararası gizli servisler Türkiye dinamiklerini harekete geçirmemek için, kaynaklarını doğru kullanmamak için, güçlü bir ülke olmaması için tarihten bugüne kadar adı zaman zaman değişmiştir. Bu tür maşaları her zaman kullanmıştır. Yani bakın geçmişte 12 Eylül öncesine bakın, işte Alevi-Sünni çatışması, Maraş olayları, Çorum olayları gibi olaylar yaşanmıştır. İşte 60'lı yıllara bakın, sağ-sol çatışmaları başlamıştır. İşte FETÖ yine... Ayrıca yine işte onun da uzantıları CIA'ya kadar uzanıyor yine uluslararası güçlere karşı. Yani uluslararası güçler ülkemizde sürekli bu tür oyunları tezgahlamıştır. Yani zaten terör örgütleri hiçbir zaman, hiçbir süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her zaman hainlik içerisinde olan yaklaşım göstermiştir. Yani bu ülkenin üniter devlet yapısını tehdit etmiştir, bu ülkenin askerini şehit etmiştir, öğretmenini şehit etmiştir, doktorunu şehit etmiştir, köydeki köylüsünü şehit etmiştir, kendisi gibi düşünmeyen vatandaşını şehit etmiştir. Yani bunlar zaten amaçları Türkiye'de kargaşa yaratmak. Bunların zaten amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemek. Yani o anlamda TUSAŞ saldırısı da aslında zamanlama olarak da çok önemli. Demek ki uluslararası güçler bu örgütün içerisinde istedikleri zaman istediği gücü de harekete geçirebilecek etki güçleri var. Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Ama sonuçta ne olursa olsun şu da bir gerçek ki bir defa bu bölgede yaşanan vatandaşın mağduriyetlerini, çaresizliğini yalnızca terör örgütüyle bağlaştırarak bir söylem geliştirmek çok doğru değildir. Ya ben size birkaç örnek vereyim. Mesela bu terör örgütlerinin bölgede en etkili olduğu dönemde kırsalda bu eylemlerden kaynaklı en fazla etkilenen Elazığ'da yaşayan, kısmen Elazığ'da Erzincan ve Tunceli bölgesinde yaşayan aşiretler var. Şavaklar ve Beritanlar. Şimdi bunlar her dönem yaz mevsimlerinde yaylaya çıkarlar. Doğal olarak yaylada kendi savunmalarıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili her zaman problem yaşamıştır. Şimdi bunlar oradaki insanlara dünya kadar eziyet ettiler, insan vurdular, kaçırdılar. Bir sürü sıkıntı yarattılar. Yani şimdi sen Beritanları ve Şavaklara baktığınız zaman işte köken olarak Zaza'dır, Kürt'tür. Şimdi terör örgütünün hakkı onların haksızlığının üzerinde değil ki. Haksızlığı uğrayan kim? Terör örgütü değil ki. Terör örgütünden kaynaklı burada yaşayan vatandaş. Yani biz vatandaşımız için ne yapacağız onu düşüneceğiz. Şimdi meclisteki konuşmamda anlattım. Şimdi terör örgütleri köylere gidiyorlardı. İşte gece yarısı gidiyorlar. Çünkü geceleyin genelde riski düşürmek için işte asker veya kolluk kuvvetleri kışlasına veya karakoluna çekiliyordu. Çünkü her yere hakim olma şansınız yok. Tuzak kuruyorlar. Terör örgütü sürekli o dönemlerde hareketli bir alandaydı. Şimdi geceliğin gidiyorlar mesela evlere veya işte yaylalara eli silahlı insanlar geldiler. Köyünüze, yaylanıza, evinize neredeyseniz. Evinizdeki erzağı alıyor. Erzağı alıyor. Şimdi bizim bazı böyle çok milliyetçi geçen arkadaşlarımız hep o dönemlerde de söylerdi. Niye diremiyorsun? Ya dağın başındaki adam eli silahlı katillere direnebilir mi? Yani kendisinden korkmasa bile çocukların korkusu, çocukların yaşamıyla ilgili kaygı yaşadığı için elinde erzağı ne varsa veriyordu. Yani vermemezlik yapamaz zaten zorla alıyorlardı ve öldürüyorlardı. Şimdi arkasından o terör örgütü mensubu birisi ele geçtiğinde itirafçı yasasına yaralanmak için nereye gitti, nerede yemek yedi, nereden erzak aldı hepsini itiraf ediyordu. Ve bu sefer o köyde çaresizliğinden ve yayladaki çaresizliğinden mecburen o erzağı verenler yardım yataçılık suçundan cezaevinde yattılar. Mesela Tunceli'de ben iyi biliyorum 75 yaşında yaşlı bir kadın ceza aldı bundan. Ya şimdi bu olacak iş mi? Yani bu hatalardan kaynaklı bölgede terör örgütünden de kaynaklı vatandaş da çok mağdur oldu. Şimdi bizim terör örgütleriyle ilgili onu koyun bir tarafa. Biz bölge insanı. Kardeşim bu ülkede hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız. Biz etnik kimliğimiz, soyumuz, sopumuz hepimizin onuru, namusu, şerefi. Hepimizin ortak bir tek kimliği var. O da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktır. Devlet herkese adil olmalıdır. Devlet herkese eşit olmalıdır. Devlet herkese devlet olmanın farklılığını yaratmalıdır. Ve hepimizin yurttaşlık hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Yani işte geçmişte FETÖ olaylarından hatırlayın. Bank Asya'ya hesap açılıyor.
İşte Bank Asya'nın kuruluşu zaten Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor. İşte bir okulla ilgili eğer çocuğunuzun ücretini ödeyecekseniz okul diyor ki Bank Asya'ya yatıracaksınız ve seni orayı yönlendiriyor. Vatandaş gidiyor Bank Asya'ya parasını yatırıyor. Sonra FETÖ sürecinden sonra 15 Temmuz'dan hain FETÖ terör örgütünün başkaldırısından sonra şimdi bunların birçoğu tutuklandılar. Vay efendim Bank Asya'ya para niye yatırdın? Sen devletsin kardeşim. O zaman Bank Asya'yı niye kurdurdun? Vatandaşı oraya niye yönlendirdin? Öyle değil mi? Yani devlet herkese eşit olmalı. Günün koşullarına göre devlet kararını değiştiremez. Günün şartlarına göre devlet tarafını değiştiremez. Devletin tarafı her zaman yurttaşlarının özgürlüğü ve yurttaşlarının eşit, adil yurttaşlık hakkıdır. Anayasal güvencedir. Bunu böyle düşünmek lazım ve bunun üzerine yorumlar ve değerlendirmeler yapmak lazım. Sayın Vekim yine meclisteki konuşmanızda süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken yani bu süreci terör örgütlerine verilen bir taviz olarak değil, bölge insanlarının gerçek taleplerinin karşılanarak eşit yurttaşlık hakkıyla geçmişten gelen bütün mağduriyetlerinin de çözülerek bu sürecin tamamlanması gerektiği düşüncesindeyim diyorsunuz. Yani burada eşit yurttaşlık hakkından kastınız nedir? Yani burada Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan her vatandaş, Kürtler, Türkler eşit şekilde yaşayamıyorlar mı? Bunu biraz açabilir misiniz? Şöyle, eşit şartlarda yaşamıyor anlamında değil. Yani şimdi mesela bir Kürt'ün gidip de Batı'da ticaret yapma şansı var mı? Var. Yerleşme şansı var mı? Var. Yani bugün var. Bürokraside de var. İşte iş dünyasında da var. Yani eğlence mekanlarının çoğu. Her yer tabii. Yani hayatın her alanında etnik yapıya göre değil, insanların kendi yeteneklerine göre kendilerinin açtıkları alanlar bürokraside de, iş dünyasında da, siyaset dünyasında da var. Eşit yurttaşlık hakkını kastettiğim mesela köy boşaltmaları. Örnek veriyorum. Yani sen köyleri boşaltırken o insanları kendi kaderine terk edemezsin. Ya yani mesela orada onun bir yurttaşlık hakkı var. O yurttaşlık hakkını devlet olarak sen koruyacaksın. Yani o insanı kendi kaderine devlet terk edemez. Yani sen Irak'taki peşmergeyi getirip köylere yerleştiriyorsan, iskana tabi tutuyorsan, değil mi? Ona yaşamıyla ilgili güvence veriyorsan veya Suriye'deki mültecileri, Afrika'daki mülteci, Afrika'da diyorum, Afganistan'daki mültecileri getirip Türkiye'nin en güzel yerlerine yerleştiriyorsan, şimdi burada senin yapman gereken ne? Yani bir bölgeyle ilgili devletin bir tasarrufu varsa o insanları kendi kaderine terk edemez. Yani sen onlara devlet olarak onların yurttaşlık haklarını korumak zorundasın. Geçmişte korundu mu? Korunmadı. İşte onu koruyabilecek, her yurttaşın yurttaşlık haklarını koruyabilecek anayasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun yeri neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hepimizin düşünceleri birbirinden farklı olabilir. Çözüm önerilerimiz de birbirinden farklı olabilir. Ama orada konuşulur, tartışılır ve sonuçta bu konuyla ilgili ortak bir aklı geliştirebilirse artık kalkıp da kimse kendisini yani dışlanmış, geçmişte yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı veya terör örgütlerinin bu bölgede etkili olmasından kaynaklı yaşadıkları mağduriyetle ilgili bir hesaplaşmanın içine girmez. Yani Türkiye'nin böyle bir sürece ihtiyacı var ve bu sürecin iyi tanımlanması lazım. Tabii bunun da aynı zamanda bir taviz olarak değil, tam tersine Türkiye'nin güçlenmesine yönelik, birlikteliğine, beraberliğine yönelik bir süreç olarak yönetilmesi lazım. Şimdi yalnızca ben bakıyorum işte APO ne dedi? Ya APO ne derse desin bana ne kardeşim? Yani şimdi APO'nun geçen dönemde bir yeğeni milletvekiliydi. Bu dönemde bir yeğeni milletvekili. Yani devlet suçu bir aileye mal edip de dışlamış değil ki. Yani senin yeğeni milletvekili. Geçen dönemde bir yeğeni milletvekili. Mesela İmran Adası'na gitmeye, görüşmeye giden Ömer Öcalan, işte Abdullah Öcalan herhalde abisinin veya kardeşinin oğlu. Şimdi ama siyasete baktığınız zaman, yoruma değerlendirmeye baktığınız zaman çok farklı şeyler konuşuyor. Yani bunları bırakın. Siyaseten bir haksızlık yok kardeşim. Herkes seçiliyor mu? Seçiliyor. Mecliste var mısınız? Varsınız. Ya mecliste yani bir sürü Kürt milletvekilimiz var. Kendi bölgelerinden seçilmişler, büyük şehirlerden seçilmişler. Kendilerine göre bu siyaset yaptığı partide ifade etmişler, kanıtlanmışlar ve seçilmişler. Ama siz yalnızca bu işi bir etnik kimlik üzerinden götürürseniz o zaman doğru sonuçlar almayabiliriz. O zaman Türkiye daha farklı kırılma noktasına gidebilir. Ya gidin Antalya'daki Yörüklerle bizim buradaki Şavakların, Beritanların yaşam tarzı da, koşulları da, mağduriyetleri de aynı. Gidin görün. Aynı yani birebir. Yani oradaki Yörüklerle bizim Şavaklar, Beritanlar birebir örtüşüyor. Yani onlar da hayvancılıkla uğraşırlar. Birebir örtüşüyor. Şimdi bu ülkede herkesin kendine göre bakış açısına göre bir sorun var. Yalnızca bu meseleyi zaten Kürtler üzerinden yorumlamak da doğru değil. Toplumsal bir uzlaşmak. Bizim tabloyu biraz daha büyük okumamız lazım. Yani ben Aleviyim. Alevilerin de kendine göre sorunları var. Mesela Alevilerin de Cemevlerinin
ibadeten olması ile ilgili talepleri var. Mesela bu da bir sorundur, öyle değil mi? Yani Çerkezlerin de, Lazların da, Gürcülerin de herkesin kendine göre kültürel farklılıklarından gelen talepleri var. Bunun çözüm yeri neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İşte eşit yurttaşlık hakkı derken yalnızca yurttaşlık hakkı devletin vatandaşına bakış açısıyla tanımlanacak bir şey değildir. Aynı zamanda tarihsel geçmişten gelen hakların, özgürlüklerin tanınmasına yönelik de. Ama bunları yalnızca bir etnik kimliğe indirgerseniz doğru sonuç alamazsınız. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız kardeşim. Hepimiz bu ülkede kendimizi koyacağız. Devletin varlığı hepimiz için önemlidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü hepimiz için önemlidir. Hepimizin ortak bir tek kimliği var. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktır. Yurttaş olarak devletimize karşı sorumluluklarımızı hepimiz yerine getireceğiz. Devlet de dönecek. Devlet olarak her yurttaşına adil ve eşit davranacak. Davranılıyor mu? Davranılmıyor. Yargıya bakıyorsun. Ya şu anda cezaevinde tutuklu milletvekili var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyor bu ülkede. Yani yalnızca bölge olarak değil, yurttaşlık hakkı olarak söylüyorum ben bunu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir milletvekiliyle ilgili verdiği karar uygulanmıyor. Veya herhangi bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararı bile geçerli sayılmıyor. Yani Türkiye öyle bir hale gelmiş ki tamamen yurttaşlık haklarınıza yönelik hukuksal bir şeyiniz yok. Savunmanız yok. Mesela bu yalnızca dünyada Türkiye'de vardır. Her adliyede hakimin arkasında adalet mülkün temelidir yazar. Dünyada bir tek Türkiye'de var. Ne diyor biliyor musun? Adalet devletin temelidir. Peki devlet kimin güvencesidir? Devlet de yurttaşının güvencesidir. Yani bizim genel sorunlarımız var ve bu genel sorunların çözümüyle ilgili de bunu bir fırsat olarak görüp yalnızca bir Kürt meselesi olarak değil, yalnızca bir terör meselesi olarak değil, bu ülkede geniş çaplı her yaşayan yurttaşımızın, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı onurunu, şerefini taşıyan her yurttaşımızın kendi tarihsel kültüründen gelen sorunların çözümüyle ilgili ortak bir akla ihtiyaç var. Şimdi bu bölgede mesela bizim Elazığ'da baktığınız zaman nüfusumuzun işte diyebilirim ki belki bu oranlama tahmini bir oranlama. Yani Kürt nüfusun olduğu kadar Zazalar da var. Öyle değil mi? Şimdi Zazaların da kendilerine göre bir yaşam tarzına yönelik beklentileri var. Öyle değil mi? Aleviler var. Alevilerin de yalnızca bölge için konuşuyorum. Alevilerin de kendine göre var. Ayrıca bu bölgenin bir de yerlileri var. Yerli halkı var. Yani Sünni Türkmen insanlar var. Onların da kendilerine göre bir bakış açısı ve talepleri var. İşte bunu ne de çözeceğiz? Yani bunu herkesin etnik kimliğine göre yorumlar değerlendirirsek doğru sonuç alamayız. Ortak özellik, yurttaşlık. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız. Ve devlet herkese adil ve eşit olmalı. Şimdi Sayın Vekilim, biraz daha genelden bakmak gerekiyor dediniz ve son dönemde özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de partililerle tokalaşması, ardından yapılan bu açıklamalar, bu çağrıya bakacak olursak ve son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İsrail'in her geçen gün buraya saldırdığı yönünde ve savaşın yaklaştığı yönünde uyarıları oluyor ve kendi içimizde birlik olmamız gerekiyor gibi bir uyarı var aslında. Bu noktada savaşı ne kadar yakın buluyorsunuz? Böyle bir şeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi şöyle, tabii yani Devlet Bey'in meclisin açılış gününde Demlilerle el sıkışması, yani sonuçta hepimiz aynı parlamentodayız, aynı dönem milletvekilliği yapıyoruz. O siyaseten bir nezakettir. Yani onu ben siyasi bir nezaket görürüm. Yani genelde de bu sık sık olur. Yani açılış, meclis açılış günlerinde siyasetçiler birbirlerine karşı daha böyle jestler yaparak davranış gösterirler. Bu ayrı bir şey. Yani o el tokalaşma, ben onları eleştirmem. Bunlar siyaseten, nezaketen olması gereken şeylerdir ve doğru şeylerdir de. O ayrı bir şeydir. O parlamentodan nezaketi diye değerlendiririm. Ama İsrail'in Türkiye ile ilgili savaş veya işte müdahalesiyle ilgili bir risk var mıdır? Yani buna çocuklar bile güler. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Savaşı'nda 7 düvele karşı direnmiş bir toplumsal yapıya ve bir mücadele ruhuna sahiptir. Ve biz dünyanın, Avrupa'nın en güçlü ordularından birisine sahibiz. Yani hiçbir şartta ve koşulda İsrail gibi bir ülke Türkiye için tehdit de olamaz, Türkiye'yi tehdit de edemez. Zaten Türk, İsrail gibi bir ülkenin Türkiye'yi tehdit ediyor olabilme düşüncesi bile bizim bir tarihsel tüm sürecimize hakaret olarak görürüm. Yani Türkiye kim, İsrail kim? Ya püf desek biz onlar uçar ya. Yani bizim askeri gücümüz, bizim milli duruşumuz, bizim milli duygularımız, yani biz bir, en az bir 600-700 yıllık bir kültürden ve tarihten geliyoruz. Yani siz silahlı kuvvetleri yalnızca Cumhuriyet döneminde şekillendirmiş bir silahlı kuvvetler olarak görmeyin. Yani Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Cumhuriyeti kuran değil, aynı zamanda Osmanlı'nın son paşaları. Yani bunlar bir geleneği yaşatarak silahlı kuvvetlerini kurmuşlar.
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk genelkurmay başkanı da albay rütbesiyle İsmet İnönü'dür. Albay rütbesiyle dünya tarihinde genelkurmay başkanını yapan tek kişidir. Yani sağlam bir ordumuz, güçlü bir ordumuz var. İsrail gibi bir ülke bizi asla askeri güç olarak tehdit edemez. Ama şu denilebilir mi? Ya İsrail bizim ekonomimizle ilgili bize zarar verebilir mi? İşte bu yazılım programlarından dolayı bize zarar verebilir mi? Verebilir. Çünkü bizim uçaklarımızın da savunma sanayimizde de birçok modernizasyonumuzu geçmiş tarihte hep İsrailler yaptı. Bankacılık sektöründeki birçok yazılım programını İsrailler yaptı. Yani teknolojiyi kullanarak aksamalara neden olabilirler mi? Olabilirler. Ama yaşamsal olarak İsrail'in Türkiye'yi tehdit etmesi, bir savaş endişesi, kaygısı yaşanması, ya bunu ben Türkiye adına asla kabul edemem. Yani İsrail gibi bir ülke, ya bize kafa tutacak adam ya Çin olmalı, ya Rusya olmalı, ya Amerika olmalı. Ya İsrail gibi bir ülke eğer bizi tehdit ediyorsa ve bu tehdide yönelik ciddiye alıp tedbir geliştirebiliyorsak, o zaman bizim kendi gücümüzü tanımamazdık o. Kendi ordumuzu tanımamazdık o. Yani biz nasıl bu hale geliriz? Ya demek ki büyük zafiyetler oldu ki devlette biz İsrail'in tehdidine bile açık hale gelmişiz ve İsrail'in tehdidi bizi korkutur hale gelmiş. Bu Türkiye adına kabul edilebilir bir şey mi? Asla kabul edilemez. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin güçlü bir ordusu vardır. Türkiye'nin kararlı bir milleti vardır. Yani bunlara asla taviz verilmez. Ayrıca uluslararası bu tür olaylar yaşadığında veya savaşlar yaşadığında insanların inanılmaz milli duyguları Türkiye'de hiç etnik kimliğiniz ne olursa olsun Kürt, Türk, Alevi, Sünni hiç önemli değil. Herkesin bir milli duruşu vardır. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Mesela 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'nde askeri şubesine gidip de en fazla müracaat eden birinci sıradaki il Tunceli, ikinci sıradaki il Diyarbakır. Düşünün ya, bu güzel bir örnek. Yani milli bir duruşa ihtiyaç duyduğu zaman ülke, bu ülkede herkes yani devletinin, vatanının, milletinin yanında olur ve bu ülke için şehit olmayı kendine onur kabul eder. Öyle bir şey olamaz yani. Ben onu asla kabul etmiyorum. Evet. Sayın Vekilim, yine konuşmanızda Diyarbakır'a gittiğinizi, Diyarbakır'da insanlarla görüştüğünüzü ve onların bu süreci çok heyecanla karşıladıklarını söylüyorsunuz. Bu konuyu Elazığ'da da vatandaşlarla konuşabildiniz mi, görüşebildiniz mi? Sizce Elazığlıların görüşü nedir bu süreçle ilgili? Ya şimdi tabii şöyle, ben Elazığlıların milli duruşunu zaten biliyorum. Elazığ zaten tarihsel süreciyle ilgili değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentidir. Yani muhafazakarla hep söylüyorum, radikal bir din anlayışından değil, milliyetçiliği de kafa tasçılığından değil, ulusalcılıktan gelir. Yani zaten Elazığ'ın bir duruşu var. Bu duruşu da zaten ben biliyorum. Ama yarın Elazığ resmi törenlerden sonra Gazi Caddesi'nde olacağım ve Gazi Caddesi'nde vatandaşlarımızla sohbet edip Elazığların bu sürece bakış açısıyla ilgili ve ili milletvekili olarak benden beklentilerinin bu süreçle ilgili ne olduğunu konuşacağım. Yani sonuçta benim bir iradem var. Toplumun değer yargılarını biliyorum. Elazığ'ın duruşunu biliyorum. Elazığ'ın milliyetçiliğini, vatanseverliğini, ulusal duruşunu biliyorum. Ama ona rağmen yine de yarın Gazi Caddesi'nde sohbet edebildiğim kadar vatandaşlarımızla sohbet edip ayrıca benden ne beklentileri var onu da konuşacağım. Çünkü şöyle, ya benim milletvekilliğim, ben kendi adıma biraz daha farklı görüyorum. Yani bir atanmış milletvekilleri var, bir seçilmiş milletvekili var. Yani ben atanmış milletvekili değilim. Ben Elazığ halkı tarafından seçilmiş bir milletvekiliyim. Ve Elazığ halkı tarafından seçilmiş milletvekili olarak ben beni seçen, seçmeyen, Elazığ'da yaşayan herkesin iradesi benim için önemlidir. Yani benim için onların iradesi önemlidir. Elazığ'ın iradesi benim nerede durmamı gerektirirse, buna parti politikam ters bile olsa ben Elazığ iradesinin politikasının yanında dururum. Ve geçmişte bunu yaptım, hatırlayın bundan birkaç ay önce işte sınır ötesinde şehitlerimiz gelmişti. O zaman bir terör bildirgesinin, teröre karşı bir bildirgenin yayınlanmasıyla ilgili benim partim bildirgeye imza atmadı. Dedi ki ben terörü tek başıma kınayacağım. O da kendine göre doğru bir çıkıştı ama ben kalktım. Dedim ki ben bu bildirgeye imza atıyorum dedi. Ben Elazığ milletvekiliyim, olmam gereken yer burada dedim. Ama şimdi benim dışında bu ilin 4 milletvekili var. Yani bunların da çıkıp kamuoyuna, yani bu süreçle ilgili bu arkadaşlarımızın bilgilendirmesi lazım. Düşünceleri ne, duruşları ne, bu süreçle ilgili kendileriyle ilgili yapmaları gereken davranış ne, Elazığ'ın beklentileri ne? Yani çıkıp bilgilendirin. Bu yalnızca seçimden seçime milliyetçilik sloganları atılarak yürütülecek bir süreç değil. Yani mesela bu süreci nasıl değerlendiriyorlar? Abdullah Öcalan denilen katil meclise geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecekler? Parti politikalarının maskesinin arkasına mı sığınacaklar? Yoksa Elazığ iradesini mi yansıtacaklar? Bu ilin 5 milletvekili var. Bak ben Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliyim. Ben bu konuda gayet cesurca, yüreklice çıkıyorum. Her dedede düşüncemi söylüyorum. Şimdi o arkadaşlarımız da çıksın bir konuşsunlar bakayım. Bu seçimden seçime milliyetçilikle olmaz bu işler.
Yani yapacaksanız buyurun kardeşim sokaklara çıkın. Yani bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz ne? APO denilen katil meclise geldiğinde tavrınız ne olacak? Tepkiniz ne olacak? Bugünden açıkla. Yani böyle susarak siyaset olmaz. Ben suskun siyasetçi değilim. Ben Elazığ'ı temsil eden bir milletvekiliyim. Benim davranışım belki başkalarına göre yanlış olabilir ama benim için benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil. Benim için önemli bir tek kriter var. Elazığ halkı benim için ne düşünüyor? Ve ben Elazığ halkı için ne yapabilirim? Benim düşüncem odur. Onun için ben Elazığ'ın iradesi neyse mecliste de o iradeyi yansıtmak benim boynumun borcudur. Peki süremiz varsa ben bir soru sormak istiyorum. Sayın Vekilim, geçtiğimiz günlerde Kanal 23'te Haber Müdürümüz Elif Doğan'ın programına katılmıştınız. Orada bir açıklamanız oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğine aday olacağınızı söylemiştiniz. Bu süreç aslında Elazığ için çok kıymetli. Eğer gerçekleşirse de Elazığ'a büyük katkıları olacak şüphesiz. Bununla ilgili bir aşama kat edildi mi, çalışmalarınız var mı, neler söyleyeceksiniz? Evet, önce şunu söyleyeyim. Yani gerek 80 öncesi, gerekse 80 sonrası AK Parti hükümetler dönemine kadar her kim iktidar olursa olsun, hangi parti iktidar olursa olsun her dönem Elazığ'dan bir bakan olmuş. Yalnızca bakanlığın olmadığı Cumhuriyet tarihimiz boyunca AK Parti hükümetleri döneminde. Bunu sürekli gündeme getirdim ben. İşte biz eğer iktidar olsaydık Sayın Genel Başkanımız, 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Elazığ'da da açıkladı. Elazığ'dan bir bakan olacak dedi. Ama AK Partili milletvekilleri biz masaya yumruk koyarız, Elazığ'dan bakanımız olacak dediler. Vallahi masayı bile göremediler, bırakın yumruk koymayı. Yani bu şehirde bir bakanlığa hala bir ihtiyaç var. Yani bana göre olması da gerekiyor. Ama meclis başkan vekilliği de bir bakanlık kadar önemlidir. Zaten bakan da eşdeğer bir görevdedir. Yani direkt kendisine bağlı kuruluşlar yoktur ama meclis protokolünde olması nedeniyle çok etkili ve yetkili bir görevdir. Ve sanıyorum Elazığ tarihinde bugüne kadar meclis başkan vekilliği yapan bir tek milletvekilimiz yok. Yani bir tek Allah rahmet eylesin Aliza Septoğlu işte yaş itibariyle yaşın nedeniyle meclis çünkü açıldığında ilk açıldığında en yaşlı üye başkanlık yapar. O sıfatla yemin törenine başkanlık yapmıştır ama onun dışında meclis başkanlığı veya meclis başkan vekili sıfatıyla bugüne kadar Elazığ tarihinde görev alan bir tek milletvekili yok. Ben buraya talep açtım. Milletvekili arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tabii parti içi siyaset dengeleri her zaman farklı şekillenebilir, farklı sonuçlanabilir. Ama bu talebimle ilgili ben milletvekili arkadaşlarımla da görüşüyorum. Yani bu konuda bir sorunun yaşanmayacağını da tahmin ediyorum. Daha önümüzde uzun bir süre var. Çünkü Mayıs sonu, Haziran başı gibi bu seçim olacak. Milletvekilleri bir araya gelerek oynama sonucu seçiliyor. Her milletvekilinin tek oyu var. Benim dışında da aday olmayı düşünen arkadaşlarımız var. Genel Başkan'la bu konuyu konuşmuş değilim ve ben Sayın Genel Başkan'dan Meclis Başkan Vekili sürecinde tarafsız kalmasını rica edeceğim. Yani taraf olmamasını herhangi bir aday lehinde ve aleyhinde tarafsız kalmasını rica edeceğim. Eğer Sayın Genel Başkanımız tarafsız kalırsa bu adaylık süreciyle ilgili Elazığ'a müjdeli geleceğiz. Bunu diye düşünüyorum. Bunun Elazığ'a faydası ne olur Sayın Vekil? Belki tam anlaşılamamıştır. Onu tekrar yani şey yapabilir misiniz? Şöyle yani bürokratik ilişkilerin, siyasi gücün çok önemli. Şimdi eski parlamenter sisteme göre değerlendirin. Başbakan işte hükümeti kuran kişi başbakandı. Ama devlet protokolünde başbakan ikinci sıradaydı. Birinci sırada devlet protokolünde meclis başkanıdır. Yani şu anda da öyle. Cumhurbaşkanının plaka numarası yoktur, forsu vardır. Ve devlette bir numaralı plaka meclis başkanıdır. Meclis başkan vekili de meclis başkanı temsil eden bir makamdır. Bürokratik işleyiş açısından meclisi yönetiyorsunuz. Temsil olarak bir defa önemli. Düşünün yani meclisi yöneten Elazığ milletvekili. Ya bu önemli. Sizin oradaki müdahaleleriniz önemli, yönlendirmeleriniz önemli. Çünkü bütün kanun teklifleri mecliste geçiyor. Doğal olarak bakanlar bürokrasi üzerinde bir yaptırımınız olacak. Yani bu Elazığ lehine çok anlamda kullanılacak bir sıfat ve ünvan. İnşallah başarılı oluruz. İş yoğunluğunuz artacak bu defa Elazığ'ı unutmayasınız. Önemli değil. Yani iş yoğunluğunun artmasından kaynaklı Elazığ'a gelip gitmek önemli değil. Önemli olan Elazığ'ın sorunlarına çözüm üretmek. Yani gelmeyebilirsiniz, çok gelmeyebilirsiniz ama Elazığ'ın sorunlarına eğer çözüm üretiyorsanız ve çözebiliyorsanız zaten bir siyasetçinin görevi de odur. Sorunları çözmektir. Yani tabii ki doğal olarak iş yoğunluğumuz artacak. Mecliste sürekli bulunmak zorunda kalacağız. Ama sonuçta etki alanımız genişleyecek. Yani AK Parti'nin vermediği bakanlığı belki de ben meclis başkan vekili olarak o gücü daha doğru kullanarak Elazığ'a çok daha farklı hizmetler getirebilirim. Anladım. Yani bakanlık kadar önemli. Önemli tabii. Ya zaten şöyle... devlet protokolünde meclis başkanı, bakanlar, zaten meclis başkanı bir numara, bakanlar geliyor. Bakanlardan sonra meclis başkan vekilleri geliyor. Devlet protokolünde yani. Hı hı. Bakanlar ve meclis başkan vekilleri ama
meclis protokolünde meclis başkan vekilleri bakanlardan da öncedir. Hı hı. Yani bakanlar meclis başkan vekilinden sonradır. Önemli bir görevdir. Yani hem yaptırım gücü olarak önemlidir hem de temsiliyet olarak önemlidir. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani benim yönettiğim meclis genel kurul günleri bütün Elazığlar, Elazığ milletvekilimiz meclisi yönetiyor diye belki de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin televizyonunu seyredecek. Temsil anlamda önemli. Gittiğiniz her yere meclis başkan vekilisiniz ama Elazığ milletvekilisiniz. Yani Elazığ biraz daha kamuoyunda tanınır, bilinir. Yani eksik anlamda söylemiyorum. Daha da üstüne koyarak siyasi bir kimlik sıfat olarak farklı yerlere taşıyabilirim. Nitekim o dönem mesela Ali Rıza Septoğlu'nun videoları halen de izleniliyor. Ki yani. Bir günlük şeydir ha, o. Evet, bir evet. Günlük başkanlıktır yani bir günlük olduğu halde. O önemlidir. Yani temsil anlamda da, yaptırım anlamında da, bürokratik ilişkiler anlamda da Elazığ'ın lehine gelişebilecek bir görevlendirme, bir süreç olarak değerlendiriyorum. İnşallah da sonuç alırız. Efendim ben son olarak, yani benim son sorum olsun. Bir sosyal medya platformunda Elazığ'ın en başarılı milletvekili kimdir diye bir yoruma dayalı anket çalışması yapıldı. Ve bugün de onu bir yerel gazetemiz az önce haberleştirmiş. Yani çoğunlukla vatandaşların sizi söylediği ifade ediliyor. Ve siz de bir teşekkür açıklaması vermişsiniz. İşte Elazığlı hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz gibisinden. Bu sonuçla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya şöyle... Yani arkadaşlarımız bu bilgiyi bana verdiler. Çok da memnun oldum. Benim Elazığ'da en önemli başardığım ve gerçekleştirdiğim olay şu. Bana oy veren vermeyen herkesin gönlüne girmişim. O önemli. Ben geldiğim günden beri hep söylüyorum. Bir siyasetçinin başarısı aldığı oy oranı değildir. Bir siyasetçinin başarısı oy veren vermeyen herkesin gönlüne girebilmekti. Mesela geçen hafta Bursa'da Elazığ ürünleri fuarı vardı. Oraya gittim. Ve orada işte her siyasi partiden hemşerilerimiz gelmişti. Ve benim yanımda da işte Bursa'dan belediye başkanları, milletvekili arkadaşlarımız vardı. Benimle ilgili onların yanında o kadar güzel ifadeler kullandılar ki yani ben inanın havalara uçtum. Yani işte milliyetçi olan, muhafazakar olan, her siyasi düşünceden insanların yorumları, değerlendirmeleri. İşte bu insanlarımızın bize karşı olan bu güveninden kaynaklı da bizim yapmamız gereken bu şehrin değerlerine uygun davranmak. Onun için diyorum... Ben terör karşısında her zaman devletten yana taraf oldum. Her zaman devletten yana taraf olmaya devam edeceğim. Bu toplumun beklentileri, istekleri neyse ben onları temsil eden birisi olarak parlamentoda üzerime düşeni yapacağım ve herkes bunu görecek. Evet, sonuçta merak eden hemşehrilerimiz varsa Hakimiyet Gazetesi'nden de bakabilirler. Orada tabii, ayrıntılı tabii. Böyle şeyleri yapmışlar, yorumlara yer vermişler. Peki süremizin sonuna geldik. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ama buradan şu çağrı da yapayım programı kapamadan. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı kendine göre çok önemli ve Türkiye'de de bir gündem oluşturdu. Bu konuyla ilgili de ilimizin 4 milletvekili var. Yani ilimizin 4 milletvekilini de bu konuyla ilgili çıkıp kamuoyunu davranışlarıyla ilgili, bu durumu değerlendirmeleriyle ilgili, olabilecek süreçle ilgili, tavırlarıyla ilgili bilgilendirmelerini ilim milletvekili olarak ben talep ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür programı ederim. Burada noktalıyoruz. Değerli izleyenler Kanal 23 Kanal Fırat ortak canlı yayınıyla karşınızdaydık. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu. Programımızı burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.